Gölgeyle nasıl irtibat kuruyorsun? Ben doğrudan ona ulaşamam. İstediği zaman o benimle irtibat kuruyor. Yakında bir teslimat var mı? Evet. Elimdeki yelekleri bu gece bitirmem gerekiyor. Yarın sabah birini gönderecekler. Ona teslim edeceğim. Pekala. Şimdi, bu ziyaret hiç gerçekleşmemiş gibi işine devam edeceksin. Ve yelekleri doğru zamana yetiştireceksin. Onu almaya geldiklerinde bize haber vereceksin. Tamam, peki. Sen üzerine düşeni yap, gerisini bize bırak. Ha, seni koruması için adamlarımı görevlendireceğim. Teslimata kadar buradan bir yere ayrılmayacaksın. Nasıl isterseniz. Eğer dediklerimi yaparsan ve o adamı bulmama yardım edersen, canını bağışlarım. Yoksa buraya gelir, kefenini kendi ellerimle biçerim. Oğlum. Annene söyle. Ben bu gece eve gelemeyeceğim. Sabaha yetiştirmem gereken siparişler var. Efendim Erhan. Dinleme başarılı abi. Adam az önce oğluyla görüştü. Eve gelemeyeceğini haber verdi. Güzel. Abi her konuşmayı rapor edeyim mi? Gerek yok. Şüpheli bir durum olursa haber verirsin. Peki abi. Gözünü kulağını dört aç Erhan. Sakın uyuma ve oradan bir yere ayrılma. Emredersin abi. Anlaşıldı. Bu gece uzun sürecek. Ama... şimdiden tedbirimizi alalım. Gülüm, sipariş vereceğim de Beyoğlu'na servisiniz var mı? Yarın elime düşeceksin Polat Alemdar. Ve o zaman geldiğinde seni takım elbisenle gömeceğim. Yine kime takım diktiriyorsun? En kıymetli düşmanım Ariel. Onu bu dünyadan alelade bir törenle uğurlayamam biliyorsun. Sen doğmamış çocuğa don biçiyorsun. Ölmemiş adama kefen dikiyorsun. Madem yapacaklarımdan şüphem var, seni yarınki karşılama törenime beklerim Monsieur Ariel. Orada olmayı çok isterdim ama silah sevkiyatını takip etmen gerekiyor. Sabri ile anlaştık. Sevkiyat yarın başlayacak.
Silahlar Mervan'a ulaşıncaya kadar takipte olacağım. Güzel. Ama çok şey kaçıracaksın. Umarım elinden kaçırmazsın. Hocam. Hocam ne olur konuş. Hocam. Bir şeyler söyleyin. Hocam. Hocam konuş lütfen. İzin verin lütfen. Sakin olun. Yusuf Bey. Anladığım kadarıyla hoca bugün biraz yoruldu. Hocam gözünü açtı. Bir şey söyleyecek galiba. Müsaade edelim dinlensin. Gözünüz arkada kalmasın. Arkadaşlar gerekeni yapacaklardır. Benim ona sormam gerekenler var. Zaruret olmadıkça bir süre daha ziyaret edilmemesinde fayda görüyorum. İstirahat etmek kendisine iyi gelecektir. Terzi yelekleri bu gece tamamlayıp yarın sabah kuryeye teslim edecek. Kuryeyi takip ederek gölgeye ulaşabiliriz. Kuryenin doğrudan gölgeye gideceğinden emin miyiz abi? Her kime gidecekse gölgenin kontrolünde bir adam olacağı kesin. Onu yakalarsak gölgeyi de buluruz. Kuryeyle sen ilgileneceksin. Bunu fark edilmeden yapacaksın. Tamam abi. Çok dikkatli hareket etmek zorundayız. Tuzağa çekilme ihtimaline karşı tetikte olacağız. Sen de Erhan'ı arada bir yokla Cahit. Bu gece kritik. Hiçbir şey dikkatimizden kaçmamalı. Tamam abi. Teklifiniz için teşekkür ederim. Sizinle iş yapmayı çok isterdim. Ancak daha cazip bir teklif aldım. Rakamı arttırmayı düşünmüyorsanız cevabımız olumsuz olacaktır. Eğer teklifimizi kabul ederseniz bu alışverişi güzel bir ortaklığın başlangıcı olarak görebiliriz. Ayrıca bizim imkanlarımızdan haberiniz vardır. Ben pek geleceği düşünerek hareket eden bir iş adamı değilim Kenan Bey. Anlık fırsatları değerlendirmeyi tercih ediyorum. Çıkalım. Gecikeceğiz. Sanırım anlaşma sağlayamadık. Müsaadenizle. Durun bir dakika. Size daha cazip bir teklifim olacak. Gitmek üzereler. Acele et. Müzik
Ben yalnızca keş çalışırım Kenan Bey. Şirketinizin aksine basit bir ticaret anlayışım vardır. Ürünümü en yüksek rakamı verene satarım. Anlaşma sağlanamadıysa daha fazla zaman kaybetmeyelim bence. Acele etmeyin. Eminim bir orta yol bulacağız. Başlangıç için bu rakam nasıl? Neredeler? Gittiler abi. Tutamadım daha fazla. Ne kadar oldu çıkalı? Az önce çıktılar. Nereye gideceklerine dair bir şey söylediler mi peki? Adam gece şehirden ayrılacakmış. Gemiyle ilgili bir şeyler söylediler. Tamam Kenan. Sağ ol. Abi... Yapabileceğim bir şey var mı? Yok Kenan. Hayırlısı. Allah zor işlerimizi kolaylaştırsın hocam. Amin. Bu arada söylemem gereken bir şey daha var. Rahmetli Akif'in ardından... KGT başkanlığını vekaleten yürüten arkadaşımız göreve devam etsin mi? Yoksa yerine asaleten başkasını düşünüyor musunuz? Bu süre içinde görevi başarıyla yürüten arkadaşın asaleten atanmasında bir sakınca görmüyorum. Ben de aynı kanaatteyim. Söyleyin Cahit'le her daim iletişim içinde olsunlar. İsterseniz hazır KGT yeniden yapılanırken doğrudan sizinle çalışacak, tecrübelerinizden de faydalanacak... Birkaç arkadaşı burada görevlendirebiliriz. Cahit'e söylerim. Uyum sağlayabileceği arkadaşları seçer. Bana bu yolculukta eşlik ettiğin için teşekkür ederim Asya. Sayende keyifli bir ziyaret oldum. İstediğini almış gibi görünüyorsun. Açıkçası kuzuzadeler beni hayal kırıklığına uğrattı. Onlardan daha iyi bir rakam vermelerini beklerdim. Ama olsun, elimde yeterince iyi bir teklif vardı. İn araçtan. Neler oluyor Asya? Beni buldular mı? Merak etme. Seninle ilgili değil. Sen arabada kal.
Hesap verme zamanın geldi. Sen de böyle bir yol seçtin öyle mi? Ulaşması zor bir insansın. Sen araçta bekle. Emin misin? O gün aldığın cevap seni tatmin etmedi galiba. Beni öldürmek isteyenlerin seni peşime saldığını öğrendim. Bak, eğer seni öldürmek isteseydim, burada bu konuşmayı yapıyor olmazdık. Çoktan ölmüş olurdun. Emin ol, bunu deneyen tek kişi sen değilsin. Benim peşime neden düştün? Benim seninle bir işim yok. Bu fikre nereden kapıldığını da bilmiyorum. Elimdekiler aksini söylüyor. Daha akıllı biri olduğunu sanmıştım. Sen buna inanarak mı benim peşime düştün? Bu bilgileri kimden aldıysan sana büyük bir oyun oynuyor. Yazanları inkar mı ediyorsun? Söyledim. Seninle bir derdim yok. Öktem'in peşine düştüğün de mi yalan peki? O iş başka. Aramızda bir meseleydi, halloldu. Öktem ölmeyi çoktan hak etmişti. Onu nereden tanıyorsun bilmiyorum ama gerçekten tanısan sen de aynısını yapardın. Şimdi yolumdan çekil. İşimi engelliyorsun. Asya. Zeynep diye birini tanıyor musun? Türkiye'de en çok kullanılan kadın ismi. Herkesin vardır Zeynep diye bir tanıdığı. Ne söyleyeceksen söyle. Kafamı karıştırma. Kusura bakma abi. Çıkayım ben. Yok dur. Aklında bir şey var senin belli. Anlat bakalım. Ben biraz memlekete gitmek istiyorum abi. Müsaaden olursa. Müsaadem yok. Nereden çıktı şimdi bu? Büyüklerin ellerinden... Küçüklerin gözlerinden öperim abi. Hava değişimi olur. Al bunu. Akşam dışarı çıkarsın. Sana hava değişimi olur. Estağfurullah abi. Bizim öyle dışarıda ne işimiz olur? Para lazım değil bana. Para herkese lazım.
Şunu al, benim canımı sıkma. Çocuklardan ihtiyacı olana verirsin. Nasıl münasip görürsen abi. Ne var? Tamam. Misafirin gelmiş abi. Senin annen hastaydı. Nasıl oldu? Kaybettik abi. Sizlere ömür. Başın sağ olsun. Al bunu. Bir mevlid okutursun. Fakire fukaraya da yemek dağıt. Eyvallah abi. Hadi bakayım koçum. Sen Türk değilsin. Onu anladım. Niye geldin İstanbul'a? Maaşınız mı çok? Kabul edilebilir bir plan. Ama silah sevkiyatını bu plan dahilinde yapmayacaksın. Benim söylediğim şekilde yapacaksın. Benim yaptığım planın iyi olduğunu siz de söylediniz. Neden başka bir yol deneyelim? Çünkü sadece aptallar aynı şeyleri yapıp farklı sonuçlar almayı umar. Ben aptal değilim. Sana ilk geldiğimizde güvenmiştik. Polat Alemdar'ın seni takibe alma ihtimalini de hesap etmemize rağmen sana güvenmiştik. Gücünü bilmesek sana gelmezdik Sabri. Planı sen yaptın. Ama nasıl olduysa tuzağa düştün. Hata yapıp işi berbat ettiğim doğru. Ama onun dışında hiçbir suçlamayı kabul etmem. Hakaret sayarım. Siz Türklerin bu konulardaki gereksiz hassasiyetlerini biliyorum. İhanet ekstra büyük suç sayılıyor. Ama hepimiz iş yapıyoruz. Ve zaman zaman çıkar çatışmaları iç çatışmaya dönüşebilir. Öyledir demiyorum. Göstermeyin. Sadece olabilir diyorum. Buna inandığım kadar da senin peşindeki Polat'a rağmen bu işi yapabileceğine inanıyorum. Yaparım. Siz bana planı anlatın. İşte ekstra bir anlaşma. Durun, durun, yardım edeyim.
hayallerin dert görmesin. Hocam, bana söyleseydiniz ben yardım ederdim. Oldu işte. Polat'ım geldi, eksik olmasın. Bizim çocuklardan da yardım isteyebilirsiniz. Eskiden, ben ölmeden önce yani, öğrencilerim peşimde dolanır dururdu. Değil mi? Şimdi ikimiz kaldık işte. Köroğlu'yla Ayvaz. Hayırlı uğurlu olsun. Aa, hoş geldiniz. Sandalye ver yavrum. Gelin gelin. Nasıl buldunuz? Yapabileceğim bir şey olursa haber verirsiniz. Sen yapacağını. Fazlasıyla yaptın Polat. Yolu açtın. Bundan sonra herkes elini taşın altına koyacak. Öyle değil mi? Kesinlikle öyle. Bana nasıl yardımcı olacaksınız? Size istediğiniz kadroları kurmak için her türlü desteği vermeye hazırız Anadolu Hanım. İnsana yapılan yatırımın önemini gayet iyi biliyoruz. Ama iyi yetişmiş kadrolar zorlu bir süreçtir, değil mi? Hem emek hem de uzun zaman ister. Peki bu çalışmalar niye daha önceden başlamadı? Neden? Aslına bakarsanız biz bu yatırımı yapmıştık. Sonucu niye alamadınız? Devleti klonlayıp kendi menfaatleri için çalışan bir yapılanmayla karşı karşıya kaldık. Yıllarca dünyanın dört bir yanından eğitime destek olduğumuz, yatırım yaptığımız gençler elimizden uçtu gitti. Devlet hizmetinde yapacakları çalışmalara destek olduğumuz genç kadroların başka bir amaca hizmet ettiklerini gördük. Bu da bize ders olsun. Sen bilir misin o Karadeniz fıkrasını? Mesut. 9 numaraya da bir sade kahve. O kahveden bir tane de bana getir Mesut. Dürümleri filtre kahve eşliğinde yuvarlarsan uykun gelmez. Dürüm yediğimi de nereden çıkardın? Yeme ben Erhan. Aman canım neyse ne. Ben işimin başındayım. Sen niçin rahatsız etmiştin canım? Ne var ne yok diye aradım. Var mı bir yaramazlık? Ne olsun, adamcağız harıl harıl çalışıyor. Bombalı yelekler sabaha yetişir Allah'ın izniyle. Olmadı sen de bir el atarsın Erhan. Teslimatta bir sorun çıksın istemeyiz. Tamam kardeşim. Sinirlerimi uyandırdın. Kapat. Kuryenin geldiğinden emin olayım. Kapatacağım. Ne diyorsun sen Cahit? Kurye gelene kadar konuşacak mıyız? Bir mahsur mu var? Bence mahsur yok da. Sabaha kadar konuşursak senin ömrünce ettiğin kelama denk düşer. Buyurun kahveniz efendim. Ödendi. Üzerimde çok yok. Teşekkürler. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Sen çok yaşa Cahit. Sen de gör. Hoş geldin. Hoş bulduk. Geçelim. Geçelim.
Eyvallah, sağ ol. Afiyet olsun. Bulabildin mi kadını? Evet, buldum. Konuştuk. Ne dedi? Peşimdeki adamlarla bir ilgisi yokmuş. O zaman senin için mesele kapanmış olmalı. Ama hala dalgın görünüyorsun. Kafam takıldı tabii. Ama boşuna peşine düşmüşüm. Onu anladım. Bence de hiç öyle göründüğü gibi biri değil. Güven telkin eden bir kadın. İşini iyi yapıyor demek ki. Şimdi ne yapacaksın peki? Bilmiyorum. Ama araştırmaya devam edeceğim. Abi, ben de yardım edebilirim sana. Yeteri kadar yardım ettin zaten Kenan. Sağ ol. Azrail'e konuştun mu bugün? Aradım, açmadı. Selin'le konuştum, uyuyormuş. Aranız nasıl peki? Çok iyi değil. Başına gelen onca şeyden sonra başka türlü davranmasını bekleyemezdik. Onunla benim konuşmamda bir sakınca var mı? Ben odama geçiyorum. Biraz çalışacağım. Tamam abi, görüşürüz.
Ne düşünüyorsun? Hiç. Onu düşünüyorsun değil mi? Kimi? Yusuf'u? Nereden çıkardın? Bana nasıl davrandığını gördüm. Ne demeye çalışıyorsun? Seni tanıyorum. Bu akşam onun yerinde kim olursa olsun ölmüştü. Sana kimsenin böyle davranmasına izin vermezsin. Ortada bir yanlış anlama olduğu belli. Yoksa Türkiye'nin en büyük ailelerinden birinin oğlu yok yere niye bana düşmanlık ediyor? Ben asıl onu kim yönlendiriyor onun derdindeyim. Ben bir kahve yapacağım, ister misin? Gece uzun olacak anlaşılan. Yani. Şimdi açıklayamam. Hemen toplantıya girmem lazım. İçeride canlı bomba var. Ökten. O zaman sorun ortadan kalktığına göre endişe etmene gerek kalmadı. Niye hala böylesin? Bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Bir şey soracağım. Ama kızmak yok. Yusuf senin oğlun olabilir mi? Ya bir ağız tadıyla kahve içirme. Tamam. Tamam bırak canım. Bırak sen geç otur, ben hallederim. Ben hallederim, bırak. Bu konuyla ilgili bir kelime daha duymak istemiyorum, tamam mı? Tamam canım. Buraya geldi, toz olun.
Bir ekip buraya. Diğer ekip sağda. Yukarıdan gelince de ortadan saldıracaksınız. Efendim, sizin yanınızda bir grup bırakalım mı? Sen bana bu noktaya kadar sağ kalabileceklerini mi söylüyorsun? Elbette hayır efendim. Bu mümkün değil. Bugün hiçbir şey keyfimi bozamaz dostum. Endişelenme. Şimdi nerede kalmıştık? Gidelim. Buyurun efendim. Konuş. Malı teslim aldım. Herkes görev yerlerine. Kadar oradan bir yere ayrılma. Dikkatleri üstümüze çekmek istemeyiz, değil mi? Evet, tamam. Sizden haber bekliyorum. Cahit. Efendim Erhan. Kurye malı teslim aldı ve yola çıktı. Terziden haber var mı? Az önce bir telefon konuşması yaptı. Konuştuğu numara takip edilemiyor. Ama her şey istediğin gibi ilerliyor abi. Tamam Erhan. Oradan bir yere ayrılma. Günaydın. Akşam eve gelmeyince merak ettim seni. Çalışıyordum. Uyuyakalmışım. Eski fotoğraflara mı bakıyordun? Gece bakıyordum öyle. Annemle ilgili sahip olduğum tek anı bu fotoğraflar.
Keşke annenizi tanıyabilseydiniz. Dünyanın en iyi insanıydı o. Ben onu çok sevdim Yusuf. Birbirimize aşıktık. Ondan sonra hayatıma başka bir kadın sokmadım. Bilmiyorum. Belki evimizde bir kadın olması sizin için daha doğru olurdu ama yapamadım. Halbuki o güne kadar her şey ne kadar güzel gidiyordu. Sizin gelişinizle mutlu bir aile kuracaktık. Sonra aniden annenizin sancısı tuttu. Apar topar hastaneye gittik. Annenin doktoru normal bir doğum olamayacağını bize daha önceden söylemişti. Doğum tahmin edilenden daha uzun sürdü. Öğleden sonra da siz geldiniz. Annenle size kavuşmayı dört gözle bekledik. Sizi getirdiler. Bu fotoğraflar da o zaman çekildi. Ailemiz tamamlanmıştı artık. Annen... Annen sizi kucağına aldıktan sonra sadece birkaç saat yaşayabildi. Plasenta zehirlenmesinden şoka girdi. Doktorlar çok uğraştı ama kurtaramadılar. Yusuf, ben sizinle yeteri kadar ilgilenemedim. Bunu biliyorum. Hatta bazen babalık yapmakta bile zorlandım. Farkındayım. Eğer anneniz yanınızda olsaydı, her şey çok farklı olabilirdi. Anadolu Hanım, eğer sizi sağlık kontrolünden geçirmezsem Polat Bey'e ne derim? Anadolu, adı gibi eski toprak dersin. Dünyaya kazık çakacak dersin. Seni de beni de gömer dersin. Bakın efendim, sağlık şakaya gelmez. Lütfen müsaade edin, sizi hastanemizde ağırlayalım. Söz veriyorum. Birkaç saatten fazla vaktinizi almayacağım. Ya işim gücüm var benim oğlum. Hiçbir yere gidemem, görmüyor musun? Aa. Efendim, siz de takdir edersiniz ki memleket meseleleriyle ilgilenebilmek için hayatta kalmanız gerekiyor. Bunun da ilk şartı sağlığınıza dikkat etmek. Yahu dedim ya, ben 6 ay önce kontrollerimi yaptım. Aynı senin gibi bir kardeşim var. Böyle profesör paranoyak. Kafadan azıcık kontak. İşte o yaptırdı tahlilleri mi? Yani endişe edilecek bir şey yok. Şimdi efendim, yaşınız hayli geçkin. Bu yaştan sonra her an her şey olabilir. Tansiyon, şeker hastalığı, kalp yetmezliği, felç, aklınıza ne geliyorsa. Yok. Yok. Benim ölüm sebebim muhtemelen intihar.
intiharı erken teşhis edebileceğimiz bir sistem yok maalesef. Ailenizde intihar eden var mı? Genetik olduğu söyleniyor. Onu da bir araştıralım. Ne olur ne olmaz. Ciddi misin sen? Evet efendim. Maalesef karakterim böyle. Ben de daha neşeli bir insan olmak isterdim. Ama gereken şartları oluşturamıyorum. Durup dururken gülmek de malumunuz delilik alameti. Delilik alameti. Evet. Bakın Hüsnü Beyciğim. Ben ne yaptığımı biliyorum. Yıllardır bu işle uğraşıyorum. Kanser olmadım diyorum, olmadım. Efendim, Madame Curie de ne yaptığını biliyordu muhakkak. Ancak bildiklerinin o günkü bilimsel verileri aşması mümkün değildi. Hanımefendi radyumu bulduğunda elemente öyle çok bağlanmış ki cebinde taşımaya başlamış. Hatta karanlıkta parladığı için radyuma peri tozu dermiş. Fakat gelin görün ki kadıncağız kanserden sizlere ömür. Geçenlerde gazetede okudum. Madame Curie'nin çalışma defterleri o kadar radyasyon yayıyormuş ki müzeye gelen ziyaretçiler etkilenmesin diye kasalarda muhafaza ediliyormuş. Daha da 500 sene radyasyon yayacakmış. Ey Allah'ım, Allah'ım. 20 yıldır nükleer enerjiyle uğraşıyorum. Bu kadar radyasyona maruz kalmamıştım. Kalmadım. Pes. Teessüf ederim. Ne o? Ne içiyorsun sen? Ne içiyorsun? Bir çeşit antidepresan. Bende stres bozukluğu vardı efendim. Stres bozukluğu mu? O nasıl tabir ayıl öyle? Ben de beğenmiyorum ama öyle adlandırılmış. Şimdi biz değiştirmeye kalksak bozulur. Neyse sen onu boş ver de. Ya içmesen olmaz mı o ilacı? Olmuyor efendim. Çok denedim ama olmuyor. Geceler uyku uyuyamıyorum. Aa, uykusuzluktan mı diyorsun? Ayol, uykusuzluk ilacını ben biliyorum. Sahi mi? Nasıl bir ilaç? Tamamen doğal ve hiçbir yan etkisi yok. Allah Allah. Nereden bulabilirim? Vallahi dedelerimiz 5000 yıl önce bulmuşlar. 5000 yıl mı? O kadar zamanda bozulmuş olmasın? Bozulmuş olamaz. Ama bakalım bozulmuş mu? Al sana doğal ilaç. Görelim bakalım neler neler. Buyur. Bakalım olmuş mu? Tam kıvamında. Al sana ilaç. Yoğurt. Tüm cihana yaydığımız şifa. Buyurun efendim. Al bir ses. Teşekkür ederim.
Bizim Anadolu keşfimiz bu. Anadolu. Fransız kralı hastalanınca bizim Kanuni ona ilaç diye göndermiş. Oradan yayılmış mı bütün Avrupa'ya bizim Anadolu yoğurdumuz? Enteresan. Bilmiyordum. Hı-hı. Pek lezzetli olmuş bu arada. Ellerinize sağlık. Sevdin mi? Uyku da veriyor. Gel. Efendim, Tahir Bey geldi. Buyursunlar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun. Sizi geçen hafta bekliyorduk Tahir Bey. Haklısınız. Hadise sonrasında ben de hemen yola çıkmak istedim. Ama güvenlik sebebiyle beklemem söylendi. Tabii anlıyorum. Şimdi durum nasıl? Aşiret liderlerinin İstanbul'da öldürülmesi, bölgede tesis etmeye çalıştığımız birliğe ciddi ölçüde zarar verdi. Çok yakında başka ayrılıklar yaşanmasından endişe duyuyoruz. Emin olun, meseleyi aydınlatmak için elimizden geleni yapıyoruz. Ama iki aşiretin bugüne kadar karşılıklı çok kan kaybetmiş olmaları işimizi zorlaştırıyor. Şimdi bu kan davası bütün aşiretlere yayıldı. Bunca yıllık emeğimiz heba olmak üzere. Buna asla izin vermeyiz. Siz dik durun, biz birliğinizi ayakta tutmaya çalışacağız. Elimden geleni yapıyorum. Ama benim varlığım yeterli değil. Aileler Türkiye'nin desteğini üst düzey bir makamdan duymak istiyorlar. Yakın zamanda bölgeye bir ziyaret planlıyorum. Bu ziyarette ihtiyacımız olan güven ortamını tesis edebileceğimizi zannediyorum. Bana soracak olursanız, güven ortamını tesis etmenin ilk şartı Zübap aşiretini devre dışı bırakmak. Zübap aşiretini yıllardır takip ediyorum. Mervan her gücün emrine girebilecek güvenilmez bir lider. Kısa bir süre önce onun talebi üzerine bir görüşme gerçekleştirdim. Uluslararası bir şirket ortaklığında bölgede yapabileceği yatırımlar konusunda bizi işbirliğine ikna etmeye çalıştı. Sizden ümidi kesince idareyi ele almış oldu. Saldırıları onun düzenlediğini mi düşünüyorsunuz? Mervan'ın saldırılar öncesi Türkmen köylerinin ileri gelenleriyle temasa geçip onları kendi safına çekmeye çalıştığını öğrendik. Mervan bugüne kadar kendi çıkarları doğrultusunda kısa vadeli planlar yaptı. Şimdi bölgedeki aşiretleri kendi liderliğinde bir araya getirmeye çalışmasıysa uzun vadeli bir plan. Umarım Zübap aşiretinin vadesi bu kadar uzun olmaz. Bu meseleyi titizlikle ele alacağımızdan hiç şüpheniz olmasın. Efendim, kurye arıyorum. Konuş. İleride polis çevirmesi var. Sakin ol. Hata yapma. O yelekleri bana getirmezsen bir tane daha yaptırır, onu da sana giydiririm. Sağ olun memur bey, hayırdır? İki adamla bir kadının olduğu şüpheli bir araç arıyoruz. Yolda dikkatinizi çekti mi? Hayır. Şu bagajı bir açar mısın? Bagaja mı bakacaksınız? Siz araçta kalın. Kolide ne var? Önemli bir şey yok.
Onu sormadım. İçinde ne var diye sordum. Yelekler var. Şimdi araçta inin. Şu yeleklere bir bakalım. Aç bakalım şu kolyeyi. Kalpten götürecektin abi beni ya. Şaka lan şaka. Bizim şirket çalışanları için dikilmiş yelekler. Ha iyi. Terziden aldım, şirkete götürüyorum. İyi iyi. Hadi bakalım gel. Gidebilir miyim artık? Şu evraklarına bir bakalım ondan sonra. Tamam hadi güle güle. Sağ olun memur bey. İyi günler. İyi günler. Çevirmeyi atlattım. Bir şey fark etmediler. Efendim Yasin. Operasyon istediğimiz gibi devam ediyor abi. Tamam. Siz de takibe geçin. İleride orman yoluna bağlanalım Cahit. Tamam abi. Çıkıyor muydun abi? Bak kim geldi? Müsait miydin Yusuf? Azra? Bu kadar soğukluk yeter dedim. Ben de aradım Azra'yı, buraya çağırdım. Buraya zorla geldin yani. Yok. Kızgınlığımın sana olan sevgime engel olduğunu anladım. Sen yokken ben de senin düştüğün uçurumun kenarındaydım. Seni son bir kez olsun görmek. Sana sarılmak istemiştim. Uçurumdan kendimi atarsam belki sana kavuşurum. O zaman sarılırız diye düşünmüştüm. Bunu artık hayattayken yaşamak istiyorum. Ve artık hiçbir şeyin engel olmasını istemiyorum. Efendim, hedef 10 dakika içinde menzilimize girecek. Dikkatli olun.
Efendim? 10 dakika sonra olay bitiyor. Ben artık çıkabilir miyim? Yorgunsun biliyorum ama senden son bir isteğim daha var. Dinliyorum. Senden bir takım elbise daha dikmeni istiyorum. Ona kefen olacak bir takım. Ama onun ölçüleri bende yok takdir edersiniz. Takım elbise arzu ettiğiniz gibi olmayabilir. Sorun olmaz. Sen cenazeye yetiştirmeye bak yeter. Pekala. Cenazeye yetiştirmeye çalışırım. Ne demek istiyor bu? Abi sizin boyunuzun ölçüsünü alacak. İsim neydi? Erhan Duman. Evraklarınızı alabilir miyim beyefendi? Tabii. Hocam. Hoş geldiniz. Sizi bir süre göremeyiz sanıyordum. Paris operasyonundan sonra her yerde bizi arıyorlar. Bizi arayanlar bizi biliyorlar. Sen merak etme. Arayıp da buldukları sadece bize ihanet edenler. Bu gençlerimiz cihada mı gidiyor? Hayırlı olsun efendim. Sağ olun. Evet hocam. Sıradaki. Bana şehitlik nasip olmadı ama inşallah bu arkadaşları olur. İnşallah. Hoş geldiniz inşallah. İnşallah hocam. İsim? Mert Şahin. Allah sizden razı olsun. Gençlere bu yolu açtınız. Hakkınızı ödeyemeyiz. Sizden önce burada miskin miskin dururken, şimdi herkes cihada koşuyor. Sayenizde. Müsaadenle kardeşim. Estağfurullah. Hayırlı olsun efendim. Sevkiyat eline ulaştı mı? Evet ulaştı efendim. Ama bir sorunumuz var. Nedir? Bu kadar adamı nerede barındıracağımı bilemiyorum efendim. Merak etme. Uzun süre hayatta kalmayacaklar. Haklısınız. Yolculuk nasıl geçti? Bu defa bir sorunu yaşamadık efendim. İsrail üzerinden gelmeleri daha güvenli oldu. Buna sevindim. Şimdi sen aralarından canlı bomba olacakları ayır. Onlar özel bir eğitim alacaklar. Emredersiniz efendim. Eğitmenleri ayarlayınca sana yönlendiririm. Peki efendim. Evraklarınızı alabilir miyim beyefendi? Ne oldu hocam? Cepheden güzel bir haber mi var? Bugün İslam'ın ordusuna tam 1500 mücahit kardeşimiz katılmış. Onun müjdesini aldık. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İsim neydi? Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam.
si bemole dikkat et. Affedersiniz. Biraz aklım karışık bugün. Yine neye karıştırdın aklını? Misafirhaneye gitmiştim. Hani şu bizim misafir ettiğimiz Suriyeli aile var ya. İşte onlar. Ne olmuş onlara? Gitmek için hazırlanıyorlardı. Sordum, Avrupa'ya gideceklermiş. Neden gidiyorlar anlamadım. Cennete gidiyorlar oğlum. Bunda anlamayacak ne var? Nasıl yani? Bak oğlum. Bir batı cennetinin yolu var, cennete giden. Bir de doğu cennetine giden yol var. İyi de Söğ amca, benim aklım daha da karıştı. Benim bildiğim bir cennet var. Sen bize iki tane diyorsun. Bakın gençler. Medyanın algı operasyonlarıyla Avrupa cennet gibi gözüküyor. Kardeşlik orada, eşitlik orada, huzur orada, mutluluk orada. Böyle bir algı var. Hiç Arap ülkelerine giden var mı? Herkes Avrupa'ya gitmek istiyor. Avrupa'yı cennet zannediyorlar. Peki öyle değil mi? Maalesef değil. Bu umutlarla gidenler insanlık dışı muameleye maruz kalıyorlar. Dikenli telleri örüp sınırdan içeri almıyorlar. İzbe yerlerde yatıp kalkıyorlar. Avrupalılardan merhamet bekliyorlar. Halbuki biz 2 milyon mülteciyi misafir ediyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz ama misafire de zorla kal diyemeyiz. Peki Süha amca, doğudaki cennet nasıl bir cennet? İşte o daha tehlikeli bir cennet. Avrupa'da doğmuş, orada büyümüş, Müslüman oldukları için işsiz, açsız bırakılmış, ötekileştirilmiş gençler şimdi cennet vaadiyle, cihat kandırmacasıyla savaşa gönderiliyorlar. Özgür vatandaş olamamışlar, dışlanmışlar. İçine kapalı gençler bunlar. Zaten orada yıkılmış, mutsuz bir hayat yaşıyor. Sahte, sakallı, Müslüman kılıklı adamlar da size cennet kapısı açıldı deyince burada aşağılanmaktansa bari gidelim orada şehit olalım diyorlar. Onlar da cennet yerine cehenneme gidiyorlar. Cehennemden kastınız nedir Süha amca? Şunu kastediyorum evladım. Artık oradan kaçamazlar. Çıkmak isteseler de çıkamazlar. Ya ölecek geri dönemeyecek ya da dönseler bile geri alınmayacaklar. Çünkü mimlendiler. Kara listeye girdiler. Batıya giden de cennete diye gidiyor ama cehenneme düşüyor. Doğuya giden de cennete deyip cehenneme düşüyor. Peki ne yapmamız lazım? Bu durumu çok iyi okumak lazım evladım. Askeri veya siyasi gücünüz ne olursa olsun, büyük bir bela bu terör belası. Bütün dünyayı sarıyor. Bütün ülkeler bu tehlikeyi dikkate almalı. Tüm dünyada gençlerin psikolojik desteğe, sosyopsikolojik bilgilendirmeye ihtiyacı var. Hiç kimse etnik aidiyetinden dolayı veya dini inancından dolayı ötekileştirilmemeli. Acilen üniversiteler harekete geçmeli. Gençlere iş alanları açılmalı. Gençlerin isteklerine cevap verici tedbirler alınmalı. Ve hemen, zamana yaymadan uygulamaya konulmalı. Yoksa bütün dünya ülkeleri için çok geç kalınmış olacak.
Hızlanarak ateş hattından uzaklaş. Ne yapıyor bu? Takip ettiğimizi anladı mı? Efendim Erhan. Abi önemli mi bilemedim ama içime bir kurt düştü. Söyle Erhan. Az önce biri arayıp terziden bir cenaze için takım elbise istedi. Cenaze için takım elbise. Kuryeyi ateş hattından çektiler. Dur Cahit. Ettiler. Ateş edin. Efendim? Henüz tam olarak iki ateş arasında değiller. Kaçacaklar, ateş! Maalesef elimizden kaçırdık efendim. Dinliyor musun? Dinliyorum. Polat elimden kaçtı. Mutlaka sana gelecektir. Artık orada kalamazsın. Hemen ayrıl. Bir saat sonra ofiste buluşalım. Dikkatli ol. Efendim, kuryenin getirdiği yelekleri ne yapalım? Kuryeye sakın dokunmayın. Polat onları çoktan değiştirmiştir. Peki efendim. Erhan, terzi yukarıda mı? Abi şimdi bir telefon konuşması yaptı ama bir şey söylemeden kapattı. Hemen yanına git, kaçmasın. Ben de geliyorum. Abi bir şey mi oldu? Erhan, dediğimi yap. İçeride mi? İçeride evet. Abi.
Nerede bu adam? Abi kapıdan hiç ayrılmadık. Bir yere gitmiş olamaz. Ne oldu Erhan? Abi adam yok. Kapıda çocuklar hiç ayrılmadı yerlerinden. Ben de buradaydım. Ama adam sırra kadem bastı. Tamam Erhan. Siz hemen ayrılın oradan. Ayrılalım mı? Adamı aramayacak mıyız abi? Ben biliyorum onun nerede olduğunu. Çıkarken o şapkayı da al. Hangi şapka abi? Masanın solunda, mankenin üstünde. Üstünde kamera olan şapka. Burada bir tane şapka var ama... üstünde kamera yok abi. Abi kapıda çocuklar varken bu adam nasıl çıktı oradan? İçeride gizli bir çıkış vardı. Girdiğimde dikkatimi çekmişti. İyiydi abi, buradan çıkacağını nasıl bildin? Gireceğim binanın önce krokisine bakarım. Sana soğuk davrandığım için özür dilerim. Ama lütfen beni anla. Yalnız kalmaya ihtiyacım vardı. Anlıyorum elbette. Bütün bu yaşananlar beni çok yordu Yusuf. Artık tek istediğim hepsini geride bırakmak. Eski günlerimize dönmek istiyorum ben.
Eskiden tek derdimiz gezip eğlenmekti. Ne oldu da bu hale geldik anlamıyorum. Sen İngiltere'ye gitmeden önce her şey ne kadar güzeldi. Yine öyle olalım Yusuf. Olabilir miyiz bilmiyorum. Belki de ben değiştim. Ne demek istiyorsun? Anladım. Tamam, geliyorum. Nereye? Akşama dönerim. Söylemeyecek misin? Önemli bir görüşme yapmam gerek. Artık bu gizemli görüşmelerini gerçekten merak etmeye başladım. Parasının ve gücünün sınırı olmayan bir müşteri. Yakışıklı mı? Şimdilik bu kadar yeter. Dün geceden dolayı bana kızgın değilsin, değil mi? Ben onu unuttum bile. Unutmuş olsaydın bunları çoktan yırtıp atmış olurdun. İstersen bir süre yanında kalabilirim. Ben iyiyim, merak etme. Zaten Selin de evde. Yalnız olmayacağım. Pekala. Sen bilirsin. Abi, istediğin zaman adamı alabilirim. Bırak Cahit. Bakalım başka ne marifetleri varmış Terzi. Thank you.
Hoş geldin. Teşekkür ederim. İstanbul'da olmaktan memnunsun galiba. İş yüzünden buradayım. Her an gidebilirim. Beni buraya bağlayan hiçbir şey yok. O zaman hemen konuya girelim. Benim için özel bir operasyon yapacaksın. Hazırlığını yap. Hoş geldiniz Yusuf Bey. Hastanızın durumunu sormak için buradasınız herhalde. Evet. İçeri almadılar beni. Doktorlarımızın kesin emri. Bir gelişme var mı? Dünkü hadiseden sonra bir değişiklik yok. Doktorlarımız titiz bir şekilde çalışmalarına devam ediyorlar. Hastanın durumu stabil. Kendisine hiç geldi mi? Maalesef. Arada ağzından anlamsız cümleler çıkıyor. Ancak durumunu göz önünde bulundurursak bunlar son derece normal. Sayıklama gibi mi? Evet. Aldığı ilaçların etkisiyle halüsinasyonlar görüyor olabilir. Bu durumdaki bir hastadan her şeyi duyabilirsiniz. Başka sorunuz yoksa ben izninizi isteyeyim. Tabii. Buyurun, nasıl yardımcı olabilirim? Merhaba, arşiv bölümünüz ne tarafta? Otopark katında, -4'e inebilirsiniz. Buradan devam edin. Teşekkürler. Rica ederim. Sağ olun. Buyurun, nasıl yardımcı olabilirim? Doğum kayıtlarıma bakmak için gelmiştim. Bu hastanede mi doğdunuz? Evet. Ailenize verdiğimiz doğum belgesini kayıp mı ettiniz? Evet. Evde bir türlü bulamadım.
Sıkça rastladığımız bir durum. Ancak bu konuda maalesef size yardımcı olamayacağım. Neden? Hastanemizin politikası gereği yasal zorunluluk olmadan arşivlerimizi kimseyle paylaşamıyoruz. Doğan kişinin kendisiyle de mi? Evet. Bu konuda bazı sorunlar yaşadık. Beyefendi, ben sadece bakmak istiyorum. 2 dakika sürmez. İsterseniz siz bulun bana gösterin. Kusura bakmayın, bu konuda size yardımcı olamayacağım. Ne yapabilirim görmek için? Mahkemeye başvurursanız doğum belgesinin bir kopyasını yasal mercilerle paylaşabiliriz. Ancak bu da çok uzun bir süreç. Tamam. Teşekkürler. Abi adamı kaybettim. Gözden kayboldu. Gördüm. Caminin yanındaki yoldan gidiyor. Simit. Çıtır çıtır bunlar. Taze mi simit? Taze efendim. Ver bakalım bir tane. Tabii efendim. Çıtır olsun. Tabii ki. Bereket buyurun. Versin. Bereket veriyor. Hadi taze taze. Çıtır çıtır bunlar. Çıtır çıtır. Taze simit. Çıtır çıtır taze simit. Abi o kadar dolaştı, şimdi de oturmuş simit yiyor. Acıktıysan bir tane de sen al. Yok abi, ondan değil de ne yapmaya çalışıyorsun anlamadım. Oyalanıyor. Takip edilmediğinden emin olmak istiyor. Bekleyeceğiz. Bakalım bizi kime götürecek. Haber var mı? Hiçbir yerden olumlu sonuç alamadık Andre. Bana sürekli aynı şeyi söyleyip duruyorsun. Safiye Karahanlı'nın son görüldüğü yerden gidebileceği bütün güzergahları araştırdık ama izine rastlayamadık. Ben İstanbul'a böyle beklemek için gelmedim. Bana Dağıstanlı'yı getirin. Peki. Cahit, hemen buraya gel.
Polat abi, abi taksi mi lazım? Evet ama Cahit abin götürecek. Sen kal benimle. Montunu da ona ver. Anladım abi. Anahtar üstünde. Köprüyü geçersen HGS'de yüklü. Yarım depoda gaz var. Yolun açık olsun. Cahit acele et. Bugün yevmiyem benden. Taksi işi bitince durağa gönderirim. Sağ ol abi. Ne zaman istersen. Eyvallah. Nereye gidiyoruz beyefendi? İstinye'ye gideceğiz. Merkez ben 17. Yolcu aldım. İstinye'ye gidiyorum. Bilginize. Anladım Cahit. Anlaşıldı. Trafik durumu nedir? Fazla hızlı gitme. Anlaşıldı. Çevre yolu kilitliyor. Biraz yolu uzatacağız. Sahilden gidelim sizin için uygunsa. Benim için fark etmez. Kadar? 34.20. Ben şimdi size ne vereceğim? 15.80, 16 diyelim. Bozuk yok muydu? 35 tuttu, 50 verdim. Daha ne bozuğu istiyorsun? Senden önceki müşterim bütün bozukluklarımı aldı. Sonra verirsin, önemli değil. Ben senin gibileri çok gördüm. Üstü kalsın diyeceğim diye numara yapıyorsun. Avucunu yalarsın. Bu da sana ders olsun. Ulan şerefsiz. Ben sana bir ders vereceğim birazdan. Bir daha unutamayacaksın. Merkez. Çok alıştın taksiye Cahit. Adamı bıraktım abi. Tamam. Girişteki ara yoldayım, oraya gel. Yasin, hazır mısınız? Hazırız abi. Harekete geçiyoruz. Tamam. Hadi çıkıyoruz.
Doktoru Öktem Ertuğ. Ne oluyor? Basıldık. Seni takip etmişler Monsieur. İmkanı yok. Çok dikkat ettim. Eğer konu Polat Alemdar'sa imkansız diye bir şey yok. Bu adamı seviyorum.
Cahit sen benimle gel. Siz aşağıda kalın çocuklar. Polat Alemdar, sonunda karşılaştık.